Sırrı Süreyya Önder'le birlikteyiz. Sayın Vekilim, şu ana kadar bugün içerisinde Gezi Parkı'na giren tek kişi oldunuz. Nasıl gerçekleşti Gezi Parkı ziyaretiniz? İzin almadan girenlere engel olamıyorlar. Yani ben yitirdiklerimizin anısına oraya bir demet papatya bıraktım. Tam da böyle bir baharda ve ömürlerinin baharında olan insanlarımızı kaybettik. Onun anısına orayı ziyaret ettim. Anıların önünde saygıyla durdum ve geldim. Onlara borcumuz bu saygı duruşundan ve bir Demet Papatya'dan çok daha fazlası. Bu artık bu ülkede politik olarak bilince çıktı. Hiçbir şekilde polisiye yöntemlerle, hotzotla, demokratik itirazların önüne geçilemeyeceğini gösterdi bu halk topyekun. Peki bir yıl önce siz o iş makinesinin önüne durduğunuzda eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve hükümetin başbakanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan farklı bir tutum sergileseydi nasıl bir manzara olurdu Türkiye'de? Demokratikleşme için önemli bir fırsata dönüşebilirdi. Hep bunu vurguladık. Sizce çözüm sürecinde ya da barış sürecindeki Türkiye açısından Gezi'nin birinci yıl dönümünde manzara nasıl? Çözüm sürecinin temel koşulu Kürtler açısından demokratik siyaset yapabilme alanlarının açılması ve demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması. Onun için Kürt meselesi ayrı, Gezi meselesi ayrı, tezi sadece egemenlerin işlediği bir tez. Bizler açısından böyle bir şey yok. İkisi tam da birbirini bitirmeyen. Şu an saatler henüz erken ama eğer Taksim Dayanışma Grubu Taksim'e çıkmayı denerse nasıl bir Türkiye göreceğiz? Vallahi umarım bir demokratik sabır ve tahammül sadece dayanışma için değil. Dünyanın hiçbir yerinde bir meydan böyle su musluğu gibi açılıp kapatılamaz halka. Bu büyük bir utanç, demokrasi adına da büyük bir ayıp. Çok teşekkür ediyoruz.